Haksan Ünsal, teşekkürler. Keşke yara hiç olmasa da sarılması da gerekmesi. Ancak yaramız var ve yaramız çok büyük. Son yüzyılın en büyük deprem felaketleriyle ardı ardına sarsıldı Türkiye. Kahramanmaraşlı merkezli depremlerle ve devamında da depremin yaralarının sarılabilmesi adına devletin tüm birimleri teyakkuza geçmiş durumda. Bulunduğumuz yer Kahramanmaraş Havalimanı ve Kahramanmaraş Havalimanı adeta bir yardım üssüne dönüşmüş durumda şu anda. Helikopterlerin biri iniyor, biri kalkıyor. Buraya gelen yardımlar da burada Mehmetçik tarafından ayrıştırılıyor. Örneğin hem yurt içinden hem yurt dışından yardımlar sıklıkla ulaşıyor. Şu anda burada Dubai'den gelen bir yardım paketi var ve araçların da biri gidiyor, bir diğeri hemen geliyor. Bununla birlikte de bu noktada da görüyorsunuz, yardımlar Mehmetçik tarafından sınırlandırılıyor. Şu anda bir helikopter iniş yapıyor alana. Ve büyük ihtimalle bu helikoptere yardım ikmali yüklemesi yapılacak. Görmeye çalışıyorum. Galiba polis helikopteri, Sikorsky gibi bir helikopter şu anda alana iniş yaptı. Ve helikoptere birazdan yardım ikmali gerçekleştirilecek. Tabii günde onlarca helikopter iniş kalkış yapıyor bu alana. Bakın bu noktada yardımlar sınıflandırılmış. Su ve kıyafet yan yana, erkek ceket yazıyor polisin bir tanesinde. Bu tarafa geldiğimizde engellilerimiz de düşünülüyor. Bakın tekerlekli sandalye yardım var. Hem yaralılar için hem engelli vatandaşlarımız için tekerlekli sandalyeler de bu noktada hazır bekliyor. Buraya doğru geldiğimizde ısıtıcıları görüyoruz. Elektrikli ısıtıcılar bu noktada yine hazır bir şekilde bekliyor. Gelen yardım kolileri Mehmetçik tarafından tek tek açılıyor. Tek tek açıldıktan sonra da yardımlar cinsine göre sınıflandırılıyor. Kıyafet, battaniye, çocuk kıyafeti, çocuk ayakkabısı, erkek ayakkabı, kadın kıyafeti şeklinde ayrıştırılıyor. Ancak şöyle bir problem de var. Bakın hemen bu noktada vatandaşlarımızın, eminiz ki iyi niyetle bunu yaptığına, elbette buraya yardım için ayakkabılarını göndermişler ama bakın bu topuklu ayakkabıları Mehmetçik alanın dışına atıyor. Herhangi bir kutuya koymuyor. Çünkü şu an bunlar ihtiyaç malzemesi değil. Depremzede vatandaşlarımıza yardım ederken sizler de iyi niyetle olsa da aslında bu şekilde işe yaramayacak ve burada çalışmalarda fazla zaman ve enerji kaybettirecek adımlardan kaçının. Böylelikle yardımlarınız hem amacına ulaşmış olur hem de enerji kaybına neden olmazsınız diye küçük bir uyarı yapalım. Devam edeceğiz. Bu noktada ayrıştırma çalışmaları devam ediyor. İşte burada yine Mehmetçikler, bakın. Burada da gıda ayrıştırma çalışması var. Gıdalar da cinsine göre, kuru gıda, konserve, bebek maması gibi çeşitlere ayrılıyor ki yardım talebi geldiğinde hangi Mehmetçik nereye koşacağını bilebilsin. Devam ediyoruz efendim. Bu çadırda kalıyor Mehmetçik. 7-24 mesai söz konusu. Yani herhangi bir mesai bitimi yok. 7-24 esasına göre burada mesai devam ediyor ve çadırlarda kalıyorlar. Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı'nın bulunduğu alan burası. Kahramanmaraş Havalimanı'nda. Bakın burada hijyen malzemeleri. Hemen önümüzde, karşımızda bebek bezleri, bebek bezlerinin bulunduğu alanda yine öne doğru geldiğimizde bebek maması görüyoruz. Hijyen malzemelerini görüyoruz. Dolayısıyla ayrıştırma yapılıyor. Bu tarafta yine hijyen malzemeleri var. Arka tarafa doğru gittiğimizde bakın o noktada battaniyeler ayrıştırılıyor. Yine Mehmetçik tarafından. Jandarma komandolar operasyon sahalarında vatanı korumak adına büyük bir özveriyle mücadele ederken şu anda da depremzedelere yardımların ulaşması adına yine komandolarımız bu kez dağlarda değil, bu şekilde deprem bölgelerinde görev yapıyor ve yine aynı bilinçle, vatanı koruma bilinciyle, milleti koruma bilinciyle yapılıyor görev. Ve tekrar altını çizmek istiyorum. 7-24 esası söz konusu. Bakın helikopter şimdi bu noktaya geldi. Tekrar kalkış yapacak.
Alandaki hareketliliği en iyi özetleyen görüntü, bakın yayınımıza girdiğimiz dakikalarda, saniyelerde helikopter iniş yapmıştı ve saniyeler sonra, dakikalar sonra tekrar kalkış yapıyor. Dolayısıyla şunu söyleyeceğim, helikopterlerin biri iniyor, biri kalkıyor. Sadece helikopterler alanda yakıt ikmali veya bakım ihtiyacı varsa duruyor. Bunun dışında hemen yeni görev bölgesine doğru yönlendiriliyor. Bakın bu alanda onlarca helikopter gün içerisinde iniş, kalkış ve bekleme yapıyor. Ve helikopterler arasında yerli ve milli helikopterlerimiz de var. Yerli ve milli helikopterlerimiz de var. Onlardan biri işte bu. Sikorsky T-70 tipi, Türkiye'de üretilen, TUSAŞ tarafından üretilen T-70 tipi helikopter. Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edilmişti. 5002. Hemen karşı tarafta da 5001'i görüyoruz. 5001 ve 5002 Türkiye'nin yerli ve milli olarak ürettiği ilk iki T-70 helikopteri. Geçtiğimiz aylarda Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edilmişti. Hızla bu noktaya getirildi. Yerli ve milli helikopterler de şu anda depremzedelere yardım ulaştırmak, depremin yaralarını sarmak için göreve hazır bir şekilde bekliyor. Bizler de burada yapılan çalışmaları Kahramanmaraş Havalimanı'nda kurulan o yardım merkezine ekrana getirdik diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım.